Şimdi asgari ücret biliyorsunuz bir insanın ailesiyle birlikte onurlu bir şekilde geçimini sağlayabilmesi için vardır. Bunun için e, böyle bir kurum geliştirilmiştir. Asgari ücret kurumu. Ve e, dünyada bir asırdan fazla zamandır uygulanan asgari ücret ülkemizde de 1951 yılından bu tarafa uygulanmaktadır. Amaç gerçekten çalışanları korumaktır. Şimdi durum böyle olunca asgari ücreti insan yani Türkiye'deki enflasyona, yaşam koşullarına bak bir bir 10.000 TL olması gerekir. Yani bu 10.000 TL nedir biliyor musunuz? Bugünkü asgari ücretin yani 5.500 TL'nin yüzde seksenlik bir artışı demektir. Yüzde seksen de biliyorsunuz günümüz enflasyonudur. Yani en azından günümüz enflasyonu oranında bir artış talep etmek, beklemek işçilerin, çalışanların en doğal hakkıdır. Ki kaldı ki Türkiye'de bu asgari ücret meselesi yalnızca küçük bir kesimi ilgilendirmiyor. Emin olun. çalışanların neredeyse yarısı asgari ücretli olarak çalışıyor. Yani Türkiye'de bu asgari ücret normal bir ücret haline gelmiştir. O bakımdan çok çok daha değerlidir. Türkiye'de asgari ücret öteki ülkedir. Ülkemizde var olan e, dengesiz gelir dağılımı zenginlerle yoksullar arasındaki o büyük farkı, marjı birazcık kapatalım. Aşağıdaki insanlar da, o piramidin tabanındaki insanlar da onurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilsinler. Çocuklarına, çocuklarının beslenme kutularına peynir koyabilsinler bir parça et koyabilsinler, tavuk parçası koyabilsinler, onlara bir tatlı koyabilsinler ve ceplerine o geçerken süslü püslü çikolatalardan bir tane alabilmesi için ceplerine bir harçlık koyabilsinler. Ama e, e, markete gidip 100 gram, 100 gram peynir alan bir aile çocuğuna nasıl o harçlığı koyabilsin? Ya yani Türkiye'nin sorunu bu. Dengesiz gelir dağılımının e, oysa oysa hükümetlerin görevi yani siyasi iktidarların bir görevi de o dengesiz olan gelir dağılımını dengeli hale getirmek. Yani ülkede bir, işte övünüyoruz biz 10. ekonomiyiz, 15. ekonomiyiz, şuyuz, ben ona bakmam. Bu milyonlarca insan, insanın ben yediğine içtiğine nasıl yaşadığına bakarım. Yoksa onu yapmışın, ha uzaya, aya göndereceğiz, yaya göndereceğiz. E, bu insanın karnını doyurmaz. Önce insanın karnını doyuracaksın. İnsanın insan gibi yaşamasının asgari koşullarını sağlayacaksınız. O asgari koşulları sağlayan da e, kapitalist sistemde asgari ücrettir. Asgari ücreti siyasi iktidarların bir siyasi rant haline getirmeleri. Yani seçim dönemlerine yakın asgari ücrette böyle e, bol kepçeden artışlar yapması, öteki yıllarda şeyin ağzını sıkması. Emin olun ben şuna inanıyorum ki eğer Haziran'da seçim ol olmamış olsaydı, olmayacak olsaydı, bu yüzde ellilik artış da zor yapılırdı. Buna buna emin olun yani böyle düşünüyorum ben yani güçlü bir şekilde e, düşünüyorum. Çünkü e, Cumhurbaşkanı Türk İş'in diyor işte sendikaların sırtında küfe yok. Küfe bizim sırtımızda diyor. Yani asgari ücreti artarsa maliyetler artar, maliyetler artarsa e, firmaların rekabet gücü azalır. Esas küfe işçilerin sırtında <laughs> yani onların sırtında olan yaşam meselesi yaşam sorunu bir açlık sınırı açlık meselesi açlık tokluk meselesi aldığı ücretin yüzde yetmişini gıdaya harcamak zorunda kalan bir işçiden ne bekleyebilirsin? Siyasi iktidarın enflasyonla mücadele diye bir programı yok. Yani enflasyonu veri alarak ekonomi politikalarını sürdürüyor. Enflasyonu veri alarak. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda da enflasyon artmaya devam eder. Şimdi hükümet neye göre? Hükümet diyor ki dünyada ekonomik durgunluk olduğu için enerji fiyatları. Emtia fiyatlarındaki artış yavaşladı. Dolayısıyla bizim de satın alacağımız ham madde, gıda maddeleri ya da enerji fiyatlarındaki artış azalacağı için enflasyonumuz da azalacak. Yani dışarıdaki gelişmelere bağlı olarak bunu söylüyor. Ama düşünmüyor ki hükümet döviz kurlarını Merkez Bankası'nın Kaynaklarını arka kapıdan e, kamu bankaları aracılığıyla piyasaya sürerek baskılıyor. O baskılamanın da bir sınırı var. O sınır aşıldığı zaman patlayı verecek. zaman da o fiyatları kimse tutamaz. Yani ile önümüzdeki dönemde e, e, enflasyonun Verilen bu artışı yani 3-5 ay içerisinde eritip yok edeceğini e, düşünüyorum. Ama eğer kurlarda bir patlama olursa bu 3-5 ayda sürmeyebilir, daha erken e, olabilir. Yani e, bizim gibi ülkelerde, bizim gibi ülkelerde e, yani enflasyonun bu kadar, madem enflasyon veri olarak kabul ediliyor enflasyonla mücadele diye bir program yok. O zaman ücretlerin aylık olarak enflasyona endekslenmesi lazım. Fiyat artışlarına endekslenmesi lazım. Küçük esnafın ödeme gücü sınırlıdır. Çalıştırdığı işçiler için ödeme gücü gerçekten sınırlı çünkü kazancı sınırlı. Bunları bunları anlıyoruz. Bunlara devletin sübvansiyon vermesi lazım. Yok biz ne yap ne yapıp edip iş gücünü ücretleri düşük tutalım. Birazcık da bu göçmenlerden, Türkiye'de bulunan göçmenlerden yararlanalım. E, neredeyse bedava çalıştıralım. Gidip dışarıda rekab yok öyle bir şey. Yani bunun devamlılığı diyelim ucuz iş gücüne dayalı olarak da e, Türkiye'nin geleceği olamaz.